Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bugünkü konumuz tuvalet bir aşk hikayesi. Tuvalette bir aşk hikayesi diyeceksiniz. Yan yana gelince nasıl da tuhaf oldu değil mi? Şimdi bu derin anlamlar içeren filmimize geçeceğiz ama önce bu filmi nasıl bulduğuma değinelim. Kazar oldu valla. Son günlerde gündemdeki diğer bir Hint filmi olan Beyaz Kaplan'ı izleyecekken bu filmi izlerken buldum kendimi. Daha da detayını sormayın, biz filmimize geçelim. Ama onun öncesinde Kibar Feyzo'yla benzeştirmemi nasıl benzeştirdiğimi de sizlere bir paragrafla özetleyeyim. Bilirsiniz Kibar Feyzo sadece bir komedi filmi değildir arkadaşlar. Aslında komedi unsurunun altında bize tokat gibi sosyal mesajlar veren harika bir başyapıttır. Evet, benim için Türk sinemasının başyapıtlarından biridir. Rahmetli İhsan Yücel'in elinin değdiği harika filmlerimizden biridir. Yine rahmetli Kemal Sunal'ın her filminde sosyal konulara değinmiştir ama bu filmde dibine kadar bir eleştiri ve mücadele vardır. Kime karşıdır bu mücadele? Tabii ki kölelik düzenine karşı, ağalık düzenine karşı. Ben Kibar Feyzo'yu derslerimde de anlatıyorum. Başlık parasını biriktirmek için şehre çalışmaya giden Feyzo'nun şehirde gördüklerini köyünde uygulayarak kölelik düzenini yıkma mücadelesi vardır bu güzel filmde. Kadınlarımızın başlık parası adı altında bir meta gibi alınıp satılmadığı, kendi tarlasında boğaz tokluğuna çalışıp bir de yetmiyormuş gibi ağaya borçlanan insanlarımızın kölelikten kurtulduğu bir dünyanın mücadelesidir. Feyzo ve Gülo'nun mücadelesi. 2017 yapımı Tuvalet ve Bir Aşk Hikayesi filminde de bir baş kaldırı var. Ve baş kaldırının temelinde iki insanın aşkı var arkadaşlar. Önce neden filmin adı Tuvalet Bir Aşk Hikayesi, ona bakalım. Arkadaşlar belki televizyondan ve internetten takip etmişsinizdir. Hindistan'da şu an bile nüfusun yarısının, ki bu rakam 650 milyon civarında yapıyor, tuvalet ihtiyacını dışarıda giderdiği söyleniyor. Daha doğrusu bu bir gerçek. Hatta tuvaletlere yapanlara para ödülü veriliyor. Sahillerde, nehir yataklarında insanlar güpegündüz tuvaletlerini yapıyorlar. Bununla ilgili haber ve belgesellerin görüntüleri internet ortamında, YouTube gibi platformlarda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Ülkede çoğu evde tuvalet bulunmuyor. Bunun sebebi de Hinduların inancına göre dua edilen ortamda tuvalet olmaz. Tabii kas sistemi de var. O da Hinduizme bağlı biliyorsunuz. Kas sistemine göre onu arkadaşlarımız internetten okuyabilir. Derin bir mevzu ama kısaca özet olarak bunu söyleyebiliriz. Ev kirlenmiş sayılıyor. Durum böyle olunca da erkekler buldukları yerlere tuvaletlerini yapıyorlar. Kadınlar ise özellikle köylerde toplu bir şekilde köyden uzak yerlere gidip hep beraber ihtiyaçlarını yan yana gideriyorlar. Bu süre zarfında da bunu yaparken de erkeklerin tacizlerine, tecavüzlerine, şiddetlerine uğrayabiliyorlar. Bu çok yaşanan bir şey. İnternette bununla ilgili de çok sayıda haber var. İşte bu filmde üniversite mezunu hem de eyalet birincisi bir kızın evlendiği adamın evinde tuvalet olmadığını öğrenmesi, sonrası baba evine dönmesi ve daha sonrasında sevdiği adamla birlikte kadınların tuvalete kavuşmaları için mücadele etme anlatılıyor. Aynen Kibar Feyzo'da Feyzo'nun mücadelesi gibi burada konu farklı ama gerçekten temelinde sosyal bir yara var, sosyal bir konu var. Belki Kibar Feyzo ile farklı konular var ama özünde bir hak mücadelesi var. Hem de milyonlarca kadının hakkı savunuluyor. Burada bürokrasiye karşı da bir mücadele var. İnsanların körü körüne inandıkları değerlere karşı da bir mücadele var. Yanlışlara karşı da bir mücadele var. Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu filmde ülkeler, coğrafyalar değişse de, tarzlar değişse de kadınların maruz kaldıkları eşitsizliklerin çok da farklı olmadığı görülüyor. Biz bu vesileyle daha dünyanın modern denen ülkelerinde bile kadın haklarını esamesi okunmadan kadınlarımıza başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere çok sayıda hakkı veren ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla analım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.